Merhaba arkadaşlar. G-Can Rol kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda uzun süredir sizi beklettiğim bölümdeyim. Royal Ukarya'dayız. Akademideyiz. Onun kapısının önündeyiz ve buradayız. Ben buradayım artık. Şimdi e, ilk önce dışarıdaki o iki tane mühürün içinden geçip e, eşyaları toplayacağız. Orada kesmemiz gereken birkaç kişi var. Ardından Akademiye gireceğiz içeriği komple bitireceğiz bu e, iki part sürecek yüksek ihtimal Çünkü ben e, full bir e, şeyde e, hesapta run attım 45 dakikaya yakın sürdü bunda da bir saate yakın sürer haberiniz olsun şimdiden iki part olacak Eğer ikinci bölümü göremiyorsanız liste dışı olarak görebilirsiniz görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar playlistten şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim Çünkü ben akademiyi seviyorum biraz güzel büyücüler için çok iyi çünkü e, büyücü itemları var. E, işte büyücü kaskı var, asası var, büyüsü var, e, talizmanı var, her şeyi var yani arkadaşlar. Ve her şeyi de teker teker şey aldıracağım size. E, uzun da sürse, e, şey de sürse 2 bölüm olacak zaten. 3 bölümde olabilir. Tapsın quest de gelecek bundan sonra. Onu diyeyim. Onu da söyleyeyim size. Şimdi yavaştan geçeyim. Arkadaşlar eğer e, beğenirseniz, e, yorum yapıp e, videomu beğenmeyi unutmayın. Onun dışında e, başka da şeyim yok yani isteyim. Şimdi ilk başta şuraya doğru gideceğiz hatırlarsınız zaten ben burada Golden Seed var demiştim ama almamıştım çünkü Rayalukereye gidince alırız demiştim. Şimdi şöyle şu kolları şey indireyim de. Düşmezmişiz. Süper. Şimdi kayıtta bir sıkıntı yoktu bir tekrar bir bakayım ama böyle bir çünkü bunu bir daha oynayamam çok uğraştırır öyle diyeyim yani. Aa. Buradan atlamayın ölürsünüz. Şuna belki atlanıyor çok zor. Çok zor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şimdi sol tarafa gideceğiz. Bu mühürlerin içinden de geçebiliyorsunuz. Mühüre basıp karşıya da ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Yani mesela buradaki mühüre basarsanız şuraya ışınlanıp böyle oyunu açarsınız yani. Böyle ilerleyebilirsiniz. Ama şu an onu yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü oralar için biraz develimiz düşük. İsterseniz e, bu şeyi yapalım yura bölümünü yapalım çok kısa sürer zaten yuraya invade atıp şey yapıyoruz ona yardım ediyoruz kendi dünyasında şu Magic Clint Blade alırsanız sizin için çok faydalı olabilir hemen bunu burada keselim bölümün konusu değil ama hani gelmişken burayı tamamlamak lazım Tabii ki de Yura niye vurmuyor ya? Allah Allah. Bu NPC biraz şeymiş, zekiymiş. botun kalmadı ezik. Öldü güzel. Yura'ya selamımızı verelim. Yura da bizim e, samuray arkadaşımız. Questline'ını yapacağız elbet. Ben şu an gelmişken burayı yaptım. Bunu yapmamız güzel oldu hem de. Şimdi Golden Seed'imizi aldık. Ee, bir level atlatabiliyor muyuz bir bakalım. Ondan sonra sol tarafa doğru ilerleyeceğiz. Oradaki kurtları ve orada bir tane de Merchant var. Merchant'a gidelim. Ee, Raptor of the Mists diye bir Ash of War aldık. Ee, kontrol edebilirsiniz fakat biz onu kullanmayacağız. Yani bizle çok alakasız. Bakalım Golden Seed'imizle arttırma yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Devam edelim. Onu da zaten ışıktan yanında ışık yanınca anlıyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız eğer. Şimdi burada... Prince Pebble'ımızı alalım Burada artık e, biraz daha iyi büyüler alacağız Ve hani oynaması daha keyifli olacak oyunu. Uzun süredir aynı şeylerle oynattığım farkındayım Yeni asaya da geçiş yapacağız burada Haberiniz olsun Artık yepyeni bir büyücü gelecek karşınıza Bu e, şey bir tamamlandıktan sonra Royal UK'le tamamlandıktan sonra e, Bu şeyde kalede iki tane boss'umuz var e, Bir tanesi direkt e, ikisi de gerçi ana boss Evet, Hiç farkları yok Sadece birisi daha kolay. Ee, diğeri bizi, bizi biraz zorlayacak. Fakat e, halledeceğiz yani. Çünkü e, Renala diye bir bossumuz var arkadaşlar. Karşılaşacağımız buranın main bossu. E, o boss arkadaşlar yüzde %80 şeye büyü direnci var. Büyüye direnci var. Biz de büyücü olduğumuz için bizi biraz zorlayacak. Ve oyunun hani şu an baş bölgelerindeyiz. Hani levelimiz ne kadar 100 level olsa da neredeyse. Purchase diyelim bakalım alabileceğimiz bir şeyler var mı? Bunu alın ileride bunun questline'ı var ama çok uzakta questline değil de bir tane bulmacası var ee, Çok uzakta ama alın Hook book alalım her zaman size öneriyorum ee, Lost Ash of War'ı alın Stones for Key almayın zaten yeterince bulacağız Onun dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar buradan buradan bir şey almamıza gerek yok Şimdi Şu ileride bir tane eşya var fakat yukarıda bakın tuzak var Bloodhound'a benzeyen belki de Bloodhound direkt o Emin değilim Şunu kafasına atalım ölsün güzel şurada bir tane eşyamız var arkadaşlar Celestial Dew. Celestial Dew'u açıklayayım geçen birisi şeyde yorumun yorumlara yazmış işte neydi peçası bulamamış çünkü onunla şey yapmış kaçırmış ve pardon öldürmüş mağarada hani ben size yaptırmıştım ya çok vurmayın ölür diye onu yanlışlıkla öldürmüş sormuş işte hani nasıl geri getirebiliriz öyle bir şey var mı diye arkadaşlar yolu var ben size açtırdığım şeyi göstereyim bir tane grey saçtırmıştım ve orada bir tane kaplumbağa tanışmıştık. Hatırlıyor musunuz? Hani büyücü scroll'larını ona verin demiştim size. O scroll'ları verdiğimiz kaplumbağanın olduğu yerde bir tane heykel var. O heykelin önüne gittiğinizde eğer bir e, NPC düşmanlığınız varsa ya da öldürdüyseniz, e, istemediğiniz bir şey yaptıysanız NPC'lere yanlışlıkla olsa ya da isteyerek de olsa fark etmez. Ona bir tane celestial dew vererek atonement yapabilirsiniz. Yani günah çıkartma gibi bir şey. Ee, şeylerinizi sıfırlar yani oyun mekaniği böyle oyun mekaniği de sıfırlıyor yani direkt tekrardan başlıyorsunuz arkadaşlar ee, öneririm şimdi burada burası biraz sıkıntı çünkü bunlar spamlıyorlar büyüleri Celestial de o işe yarıyor yani ee, sıfırlıyorsunuz şeylerinizi şurada bir tane saçma sapan bir eşya var alalım gereksiz ardından şimdi Loretta Loret'te Great Bow'u şöyle tuttururuz gibi geliyor bana. Şuradan. Bakalım deneyelim. Parlayınca bırakacağız arkadaşlar unutmayın. Güzel. Şuna da buradan tuttursak. Parladı saldık. Buradan yapsak. Bu da olmayacak gibi sanki ya. Oldu çok güzel çok güzel arkadaşlar. Fark ettiyseniz çok az da manayı ve bunları tek atıyor. Normalde şu şeylerinizle attığınızda çok fazla hasar vuramayacaksınız arkadaşlar. Şunu da speedrunner'lar buradan geçiyor. şuradan zıplayıp zıplayıp şuradan aşağı düşerken fast quit atıyorlar şöyle. Tekrar geldiklerinde şuraya çıkmış oluyorlar. denemenizi tavsiye etmiyorum. Öyle bir bilgi vereyim dedim yani. Şimdi ilk önce burada yapmamız gereken şey sola koşmak. Şimdi burada biraz fazla şey var. Düşman var. İlk başta sola koşup Grace açalım. Ölürsek içimiz rahat etsin. Anladınız mı arkadaşlar? Solda hemen şeyimiz var. Burada Grace'imiz var. Grace açalım. İçimiz rahat etsin. İstediği kadar vursun. Sıkıntı yok. Uf, Bir şey diyeyim mi? Çok fena tek atıyoruz ha. Bu neymiş ya? Oturmama gerek kalmadı gibi. İyi burayı tamamlayayım böyle. Bayağı ez oldu. Şunu açalım. Ay. Çok güzel. Şimdi. Burada arkada bir tane eşya olması lazımdı. Şurada bir yerde. Şunun arkasında. Evet. Somber smithing 3. Çok güzel. Şurada yukarıdan bir şeyler kafamıza atlayacak. Haberiniz olsun. Onları da indireceğiz tabii ki de. Dikkatli bir şekilde oynayalım. Şu düşsün aşağı. Düş bakayım abi. Düşmeyeceksin mi? Hah. Burada bir tane gizli bir bölmemiz var. Neresiydi? Şurası mıydı? Burası mıydı acaba? Evet burası. Burada bir tane rün arkamız var arkadaşlar. Onun dışında da burası bu kadardı. Şimdi içeriye doğru ilerleyeceğiz. Kalenin içine, içlerine doğru ilerleyeceğiz artık. Şuradan bir oturalım rest alalım burada. Şimdi burada arkadaşlar birkaç tane böyle saçma sapan yaratıklar var Bu yaratıkları kesmeyeceğiz Zaten verdikleri ürün de hani dalga geçer gibi olduğu için Bunlarla uğraşmayacağız tabii ki de ee, Göreceksiniz zaten şimdi ne olduklarını Burada bir eşya var mıydı yok Bakın şunlardan bahsediyorum Bunlara bak hem az hasar veriyoruz Hem de e, şey Gereksizler hani Zaten kovalamıyorlar da Bazıları kovalıyor bazıları kovalamıyor diyeyim Şurada soldan çıkıyormuş Söylesem iyiydi size Şuradan mı? Bir yerden atlıyorduk buraya. Şuradan atlayalım. Şuradan ineceğiz arkadaşlar aşağı. Evet. Yani yukarıdan da atlanabiliyormuş gerçi. Sıkıntı yok. Buradan devam edelim. Ay, korktum. Bir tık korktum. Sorun değil. Şuradan aşağı doğru tekrardan. Şimdi. Buraya zıpladık mı istediğimiz yere gelmiş bulunmaktayız. Şu abiler biraz sıkıntı. Burada bunlardan şey var. Bunların şeyini çağırabildiğiniz spirit eş var. Şu aşağıdaki kurdu keselim. Köpeği hep kurt diyorum buna. Şimdi burada arkadaşlar şöyle devam etmemiz lazım. Burada ben bir yeri kaçırdım ama niye kaçırdım anlamadım. Göremedim herhalde. Şuradan devam edelim. Niye göremedim onu da anlamadım ama. Bu da ayrı garip. Bir yere gidecek bir yer var fakat bulamadım. Allah Allah. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Yanlış da hatırlıyor olabilirim ya Emin değilim Yanlış hatırlıyor olabilirim ya arkadaşlar Kusura bakmayın Ya da belki de kaçırdım yani emin değilim Burayı tekrar oynadım ama Yani burada bir şey yok gibi görünüyor duvarların kenarında Neyse devam edelim arkadaşlar Zaten hani önemli bir şey olsa kesinlikle hatırlardım Ama çok önemli bir şey yok şey var Yani oldunluğun falan vardır yüksek ihtimal Güzel Şimdi şuradan şu tarafa atlayacağız arkadaşlar Burada tuzak var ama haberiniz olsun Şuradan inelim Ah pardon. Kasma yaşandı çok saçma. Gereksiz bir kasma yaşandı. Şimdi şununla buna tek atabiliriz diye umuyorum. Eğer atamazsak büyük sıkıntı çünkü. Attık. Okey. Bak. <laughs> Acil can basmam lazım çünkü heyecan yaptım öleceğim. Şey yapıyorum çünkü direkt şu an artık. Tamam oldu. Bu şekil. arkadaşlar onu ilk başta kesmeye çalışmam nedeni bu çünkü sizi tuzağa çekiyor o yuvarlak top. O yüzden onu direkt kesmeye çalıştım ardından bununla da uğraştık bu kadar. yani oluyor? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir kontrol edeyim ne var ne yok diye de kasıp kasıp duruyor. Çok özür dilerim. Çok saçma ama yani aşırı saçma. Şeyde bir sorun var acaba? Görüntülerde ray tracing kapalı. Bir sıkıntı olmaması lazım. Neyse çok şey yapma umursamayacağım. Şu şekil indirelim. Şimdi iki. Bir tane şu kenarda var. Bir tane de şu yukarıda var arkadaşlar. Şuradan yukarıdaki hedef alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Atalım. Çok güzel. Şimdi şunu indireceğiz. Burada bir de size set aldıracağım. İsterseniz kullanabilirsiniz ama yüksek ihtimal şeyiniz yetmez. Ee, equip load'unuz yetmeyecek Kalkanla beraber kullanacağınız için Ama set çok iyi Kerian seti direkt Kerian armor diye geçiyordu sanırım ee, Öneririm size güzel bir zırh Fakat Şey yani ben kullanır mıyım bilmiyorum Bir deneriz abi şeyden ee, Bir bakarız Burada zırh seti ha, Burayla karıştırmışım ben deminki yeri ya Burası Burada in karı çıkacağız Burada eşya vardı tamam, Çok özür dilerim yerleri bir karıştırdım kafa karışıklığı oldu arkadan gelen köpek hala devam ediyor yüksek ihtimal ben de şu an kulak yok duymuyorum ama tamam şu şekil bunu indirelim çok can sıkıcı ya sinir bozucu yani köpeğin burada ne işi var neyse artık içeri girdiğimizde zaten köpeklerle uğraşmayacağız sanki burada bir yerde bir çıkış yeri, yeri, yeri vardı geçtim galiba şurası tamam çok güzel arkadaşlar. Burayı da halletmiş bulunmaktayız. Kılçıksız, hatasız. Çok güzel bir şekilde hallettik. Şimdi manamızı yenileyelim arkadaşlar. Burada bir tane mini mini fight var. var. Mini boss vermiyorum. Mini fight var. O fight'ı atalım burada. Ondan için güzel bir büyü de alacağız. Bizde de Meteorite Staff'ı olduğu için. işimize gelecek aslında. Şu biraz yaklaştığınızda çıkacak bu. fazla vuramadık Geriyan pyrus'u kullanabiliriz o yüzden <gülüyor> <gülüyor> çok spamlamayın çünkü yetişmedi tamam güzel buradan e, gravity well diye bir şey aldık e, spell casting'i yani e, spell atma süresi bir, bir tık uzun ama kullanılabilir çünkü bizde zaten meteorite staff var o yüzden bizi güçlü kılar yani bu haberiniz olsun Şurada sağda solda bir şey var mı diye bir çekleyelim arkadaşlar. Yok gibi duruyor. Bir bir şey hatırlamaya çalışacağım. O neredeydi çünkü hatırlayamadım. Sanırım yukarıdaydı. Tamam çok güzel. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Burada eleve şeyler var. Ee, asansörler var. İlk başta yukarı çıkarken şurada hemen ineceğiz. Oradaki Grey's'imizi açacağız arkadaşlar. Ardından e, yukarı doğru ilerleyip bossumuzu bitirdikten sonra da ilk bölümümüzü tamamlamış olacağız. Şurada boss'umuz Şeyimiz var. Grace'imiz var. Grace'imizi açalım arkadaşlar. Ama daha buraya şu an girmeyeceğiz. Aşağıdaki aşağıdaki k, kı, aşağıdaki kısımları bitirmemiz lazım. Şimdi burada bir eşya var ama hani çok umurunuzda olacak bir eşya değildi galiba. Evet, Crystal Dart. Crystal Dart'lar arkadaşlar ben de yeni öğrendim. Arkadaşım söyledi bana da. Crystal Dart'ları bu hani mağaralarda bulunan şeyler var ya e, kedimsi bosslar böyle böyle ellerinde bir tane kılıç oluyor. E, kılıcı böyle şey yapıyorlar. Saplayıp duruyorlar hani. Onda şey yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce buradan burada ineceğim ben. Lan ilk şurada inelim. Burayı halledelim. Burası neresi lan? Birden kafa karışıklığı yaşandı. Kusura bakmayın. Şuradan devam edeceğiz. Ardından şurada iniş yapacağız. Ardından bir tane daha aşağıda bir inişimiz var arkadaşlar. Bayağı iniş var burada. Şu tarafa bakmanıza gerek yok. Ben sizin için baktım orası boş. Kimse yok yani orada. De arkadaşlar bunu aldırmamın sebebi bunlar. Buradaki mini boss şeyler, mini bosslar diyorum, moblar. Bunlar bize sıkıntı yaratıyor. Bunları böyle uzaktan uzaktan avlayacağız. Ondan sonra oraya gidip eşyalarımızı alacağız. Tavsiyem bu yönde size ama istediğiniz gibi oynayabilirsiniz tabii. Abi o ne merak ediyorsan falan bakabilirsin arkadaşım. Ben önermiyorum ama haberin olsun. Çünkü bunlar çıldırıyor da. Bunlardan bahsetmiyorum bakın. Bu yerdeki. Aa ne yapıyorsun ya. Pardon arkadaşlar ya. Yakalayamaz diye şey yapmadım da yakaladı. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Yukarı çıkarken de şeye bakacağız. Hatta yukarı çıkmam. Şuradan yukarı çıkarım. Bunun arkasına düşelim. Daha iyi olur bence. Öyle daha mantıklı olacağını şey yaptım şu an. Orada size bir tane mob göstereceğim. Arkadaşlar burada bir tane mob var. Şimdi şu aşağıya ineceğiz birazdan. O mob arkadaşlar sizi bir yere ışınlıyor. Teleport ediyor ve oradan çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz derken hani orada bir tane e, bossları iki tane boss var kesmeniz gereken. Fakat çok zor oldukları için kesemeyip sinir krizi geçirip geberirsiniz yüksek ihtimal. Ya da oyunu silersiniz. Ama tabii oranın da hani, hani gidilebilecek yeri var tabii ki de. Ne yapıyorsunuz söyleyeyim. Yandan bir yerden atlıyorsunuz. Eğer yakalanırsanız. Şimdiden size şey yapayım ben. Ee, anlatayım. Eğer yakalanırsanız o arkadaşa. Yapmanız gereken şey. Lavların içine atlayıp köye doğru koşmak. Şimdiden söyleyeyim size. Aa, biraz sıçtım gibi. Aha. Okey. Bir tık sıçtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, çok özür dilerim. Şuradan devam edelim. Tamam. Manamız bitti, manamızı yenileyelim Ama yakalanmamanız için elimden gelen her şeyi söyleyeceğim size, anlatmaya çalışacağım. Ee, yakalanırsanız da dediğim gibi köyün içeri, içinden lava lavın içinden köye doğru koşun. Orada bir tane merdiven göreceksiniz, yukarıya çıkın, pencereden içeri girin. Ee, İlerden e, ilk soldaki kapıya girdiğinizde Grace bulacaksınız arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi atlayacağımız yer şurası. Şöyle atlayalım. Yükseklik şeyi biraz sıkıntı burada belli olmuyor ne kadar yüksek olduğu da Allah'tan tam atladık. Şimdi burada Cat tail Talisman diye bir şey alacağız. Bu da bizim şeyden düşüşlerimizi azaltan bir talisman arkadaşlar. Taktığımızda fall damage hasarı almıyoruz ama hani bokunu çıkartmadan yani. Çünkü hani kesin uçurumdan uçurumdan atlayıp ölüyorsanız onu hiçbir şekilde karşılamıyor yani. Belirli bir hasarı engelliyor. Şimdi bununla hiç kapışmadan şey yapabiliyorsunuz. Bunu buradan alabiliyorsunuz. Ama yani biz burada şeyciyiz, içerik üreticisiyiz. Her şeyi yapmak zorundayız gibi. Yani kese, kesebilmeniz için bu arada böyle kayıtlamanız lazım. Bunu zaten önceki bölümde de Karyan Manor'da da size göstermiştim nasıl olacağını. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Buna bir tane vuracağız böyle. Şu üstümüzdeki şey var ya bunun altından kapışmaya çalışacağız onunla. Bu şekil. Bakın gördünüz mü? Bunu da oynarken keşfettik arkadaşımla. Baktık altına girmiyor. Bu böyle rahat kesilir yani büyücüyle. Baksana gelemiyor buraya burada kafası değdiği için eee ölçe giremiyor yüksek ihtimal ve böyle rahatça kesiyorsunuz. Bu sizi şu içindeki açtığı şey var ya onunla yakalayıp öldürüp başka bir yere teleport ediyor. Aynı e, şey e, sandıklarınızı teleport ettiği gibi eee trap sandıkların, tu, tuzak sandıkların. O da size öyle şey yapıyor. Fakat bu e, yeri aynı zamanda şey içinde kullanabilirsiniz. E, gideceğiniz yeri de söyleyeyim. Gideceğiniz yer şey arkadaşlar bir şey Menırdı da ne Menırdı ya unuttum valla Bakalım ona eşyalarımızda vardır. Birisi bize mektup vermişti hatırlıyor musunuz? Heh. Volcano Menra invitation veren bir abla vardı hatırlarsanız eğer. Ondan ee, onun bizi götüreceği yere, ışınlayacağı yere de kendimiz hani yürüyerek gideceğimiz yere bu sizi ışınlıyor oraya doğru haberiniz olsun. Ben gerek duymuyorum buradan gitmeye ama hani early game'de gideyim. eee Hani ya da böyle run, run, falan yapıyorsanız haberiniz yoksa bununla yapabilirsiniz. Bu aşağı kısmı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ileriki kısımda çok zor bir yer yok. Sadece bir tane mini şey mini değil direkt boss'umuz var. Kaç 20 dakika olmuş. Çok iyi. Bayağı hızlı ilerlemişiz ya. Hiç sıkıntı yaşamadan e, şey yaptık. Burada değil bir tane daha var. Yukarıda ineceğiz. Burayı bitirdik. Aşağıya bitirdik. Yukarı kısımları yaptık. Aradaki eşyayı aldık. Long tail tenizmini da aldık. Tamam bitti burası güzel aşağıda yaptım zaten burası komple bitmiş bulunmakta arkadaşlar şimdi buraya gelelim oturalım her şeyimizi yenileyelim ardından artık şu şeyle karyan piercer burada kapışabiliriz gel bakalım acılayı. bunların hepsi büyü direncine şeyliler söyleyeyim haberiniz olsun bunları böyle kesemeyiz ama onu da söyleyeyim bununla kesmem lazım bir tık bekleme süresi olduğu için arkadaşlar Korean Piercer'la biraz zor oluyor ama işte şeyde falan kullanabiliriz. Büyücü olmayanlar dışında ve yavaş olanlar dışında kullanabiliriz. Burada bir tane scroll bulduk. Bu scroll'u kaplumbağa amcaya vereceğiz. Bir de cookbook bulduk. Çok güzel. Burada bir de gizli oda vardı galiba. Aynen. Şöyle. Şuradan da atlıyorduk. Çok güzel. Bunu unutacağımı düşünüyordum videoya girmeden önce ama unutmadım iyi denk geldi ha. Şu bunu size gösterdim mi bilmiyorum. Şu değil de. Bakın şu kamera auto wall recovery var ya bunu off yapın. Eğer off yapmaz yapmazsanız böyle köşeleri dönerken böyle döner sonra aşağı düşersiniz haberiniz olsun. Bu da küçük bir night sahne size tavsiyemdir. Yapın bence ben çünkü çok fazla kez öldüm. Böyle kendi kendine şey yapıyor abi. Recover atıyor kameraya. Orada zıplama yeri var unutmayın arkadaşlar. Zıplama yeri var. Bu Greenstone Crown'lar arkadaşlar okuyun isterseniz. Ben de okuyayım size beraber. E, yetenek gücü sağlıyor size bunlar. Yetenek gücü diyor. Intelligence sağlıyor. Şöyle bakalım. Bakın intelligence'ımız 73'den 76'ya çıkıyor. Fakat okuduğunuzda e, bakın diyor ki canınız azalır diyor. Kaç azalıyor? 100 can azalıyor ama 3 tane de intelligence veriyor. Hayır. Bunu kullanmayın. Yani ben tavsiye etmiyorum haberiniz olsun. Şimdi şurada bir tane mobumuz var, şurada bir tane mobumuz var. İlk şunu indirelim. Bu şekil. İkincisi bu. Bir şey değil mi? bayağı baya vuruyoruz ha. Ben vuramayız sandım ama vuruluyormuş yani. Bayağı da vuruyoruz. Bu kadar da şey değiliz yani. Ee, büyücü olmalarına rağmen güçsüz değiliz. Şu arkadaşı indirelim. Uzaktan uzaktan. Ya büyütmeden de at, atsak ölür gibi ya sanki. Bence öyle görünüyor. Ama şaka mı yapıyor? Manam bitti ya. Güzel. Tam büyütmeden de atılabiliyor arkadaşlar. Tek atıyor yani. Ama tam atalım ne olacak? En fazla biraz daha fazla mana yer yani ne olmuş? Yine. Manamızı dolduralım. Şimdi şu an abiye ışınlan şey yapalım. Odaklanalım. Şurada şey var. Abilerden var. Hatırlarsınız onları. Bunu da Kerim Pierce'la keseceğiz. Şu şekil. Direkt tek yedi zaten. Bir tane de şundan atarız. Ölür. Çok iyi. Abi zaten dediğim gibi biz bayağı güçlü olduğumuz için bunlar işte istediği kadar büyü, büyüye karşı direnci olsun zartı olsun. Aha bulduk. Çok iyi. Arkadaşlar kullanacağımız staffı bulduk. Akademi glinstone staff. Ee, bunu artı ne kadar basabiliyorsak basacağız. Göstereyim. Ee, şu. Artı ne kadar basabiliyorsak basacağız. 80 intelligence'a kadar. Hatta Aynen 80 intelligence'a kadar bu bayağı iyi. Haberiniz olsun. Bunu kullanacağız beraber. Halledici şey yapacağız yani. Yükselteceğiz artı basacağız buna. Canımızı yenileyelim arkadaşlar. stone Pebble atalım. Bir tane atsın bu. Şöyle yürüyerek de doyacabilirsiniz bu arada şu şekil. Takla atmanıza gerek yok, onu söyleyeyim ya. Yani. Çünkü bunu da indirdikten sonra şurada bir tane eşyamız var. Runark olması lazım. Yok Runark olsa böyle olmazdı. Bu e, şey. Multiplayer oynamak için kullandığımız eşya. Şimdi burada bir tane gizli yerimiz var. Ardından bossa girip bölümümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Gizli yer burası. Burada mob falan yok. Rahat rahat takılabilirsiniz. Buradan alacağımız büyülerimiz var arkadaşlar. Komet'i aldık sonunda. Yepyeni bir büyü. Ve Stone Sword Key aldık fakat burada bitmiyor. Daha burada merdiven var. Bir de şey alacağız. Talizman alacağız. Benim en sevdiğim talizmanlardan biri bu arada. Çok bayılıyorum yani kendisine. Ama şey. Nasıl diyeyim? Daha iyileri var tabi ileride. İleride gelecek yani. Ama şu an erken oyunda bayağı iyi. Hala erken oynuyorum ama bayağı oyunun Hani %20'lik kısmında falanız yüksek ihtimal şu an. Yani baya erken. Şimdi nereye çıkacağımızı görünce anlayacaksınız. Nerede olduğumuzu. Burada da başka bir şey yok diye biliyorum. Evet başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şuraya girelim. Bakın nereye geliyoruz. İçeride sandık var mıydı ya? Kaçırdım mı acaba? Sandık falan yoktu değil mi? siz gördünüz mü bilmiyorum da ben görmedim yani sandık yoktu burada sandık yukarıdaydı sanki sadece Evet sadece yukarıdaydı bunlara uğraşmayın pek bakın aynı yere geldik şu şeyi kestiğimiz yer bakın bu kapı burada şeydi kilit normalde açamıyorsunuz o gizli yerden girdikten sonra açılıyor şimdi burada boss'umuz var bu boss'un en zayıf noktası canının az olması arkadaşlar başka hiçbir şey yok ee, Hani yok şuna vursam daha ne kadar fazla vururum falan çok düşünmeyin canı çok az zaten e ama sıkıntılı bir boss onu da söyleyeyim Haberiniz olsun e Dikkatli olmazsanız tek yersiniz Şimdi şöyle Vurdumuzu çağıralım O da bir köpek aslında Radagan'ın köpeği Radagan Şimdi e, Manamız full zaten Bunu içelim Şöyle dojlarsanız Bu havadan gelen saldırılardan asla korkmayın Çünkü zaten dojlayacaksınız kendinize güvenin Halledersiniz yani Şimdi şu şekil ne yapıyorsun lan sen? Üç vuruşta indirdik gördüğünüz üzere. Bu kadar. Dedim ben size. Memory stone veriyor. Bunu söylemeyi unuttum. Zaten gördüğünüz ama sıkıntı yok. Memory stone ile beraber artık daha fazla büyü takabileceğiz arkadaşlar. Burayı da çok rahat bir şekilde bitirmiş olduk. Equipment kısmından şuna bir bakalım beraber. Graven School Talisman raises potency of sorceries. Ee, yani şey büyülerinizin potansiyelini arttırır yani bu ne demek arkadaşlar buradan gösterebiliyor muyuz yani gücünü arttırıyor diyebilirim o tarz bir anlama geliyor gücünü arttırıyor ben seviyorum bunu kullanabiliriz kullanma edebiliriz. bunu artık kaldıralım ee, ve bunu takmaya başlayalım ben heh, hoşuma gidiyor diyecektim bakın şöyle Demin bir yerde değişim oldu ya. Nereden göstereceğim onu? Yani değil, anca büyüler üzerinde görebiliriz arkadaşlar. Neyse. Şimdi aldığımız asamıza bakalım. Akademi Glinstone Staff. E, STRS B alıyor. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Ve büyü, aldığımız büyülere de bakalım. Onları da takalım yerlerine. Artı şu an Memory Stone'umuz var zaten. Memorize Spell kısmından. Şimdi büyülerimize yavaş, yavaştan bakalım. Bakın bir sürü büyümüz oldu şunu koyacağım ben bir de komet güzel oluyor ee, buradaki şeylerde işimiz yarayacak ama ileride bayağı buna çünkü basıl tutup şey yapabiliyorsunuz bakın onu da göstereyim size komete basıl tutup bayağı büyütebiliyorsunuz casting şeyi var yani bakın şöyle bunda da gördünüz mü kocaman diyor normali bu mini kattı yani bu şekilde oluyor arkadaşlar 44 bin var şu an level alamıyoruz alabileceğimiz zaman endurance vermeye devam edeceğiz arkadaşlar onu da söyleyeyim size bunu da şöyle tutayım da güzel görünsün bölümün bitişi Evet arkadaşlar bu bölümümüz tam 30 dakika olmuş çok iyi. Diğer bölümde 30 dakika civarı sürer zaten. Ee, güzel iki partta e, Lukerayı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. E, atladığım bir yer varsa e, tekrardan hani yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok sevinirim çünkü unutabiliyorum bazen. E, çok detaylı bir yerdeymiş aslında şey yaptım kadar ama e, oynadığımda şey yaptım aklıma geldi ama yine atladığım bir yer varsa e, her zaman şeyinizi beklerim. Yardımlarınızı yorumlarda sabitlerim. Sorun olmaz. Onun dışında beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, isterseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şey, playliste kontrol edin. Oradadır yüksek ihtimal haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.